Dünya tarihinin en güçlü medeniyetlerinden olan Roma İmparatorluğu, çok tanrılı merkezinin yanı sıra birçok yerel pagan inancı da ev sahipliği yapmaktaydı. Ayrıca Zerdüştlük gibi bazı doğu dinlerine de inananlar bulunmaktaydı. Ama içlerinde bir tanesi vardı ki özel ve gizemli yapısı, asker merkezi yayılımı, kısa süreli ömrüne rağmen Hristiyanlık ve İskandinav mitolojisine olan etkisiyle oldukça dikkat çekiciydi. Romalı lejyonların Sol Invictus Mitra, yenilmez ışık kaynağı olarak gördükleri Mitra'yı yüce tanrı olarak bilip ibadet ettikleri bu inanç, diğer gizemli kültlerde olduğu gibi belirli bir arkaik disipline sahipti. Bu arkaik disiplinler, inisiyelere ayrılan ritüel ve sırların kesinlikle yabancılarla paylaşılmaması üzerineydi. Bu gizemli ve yazılı kaynağı olmayan inanç hakkında bildiklerimiz, Mitra inancının en büyük muhalifi olan ilk Hristiyanlardan günümüze ulaşan yazılı metinler ve kalıntılardır. Bu gizemli yapısı, Latin kökenli tüm dillerde yer alan mysterium, yani gizemli ifadesinin de kaynağı olmuştur. Yapılan araştırmalar, inancı adını veren Mitra isminin Zen'in kutsal kitabı Avesta'dan geldiği konusunda hemfikirdir. Bununla beraber inancın Pers mitolojisiyle uyumu net değildir. İnanç, senkretik, yani birçok inancın karışımıyla gelişmiş ve Roma avam kültürüyle kendini tamamlamıştır. Babil, Pers ve Antik Yunan mitolojisinden esintiler inançta kendini göstermekteydi. Örneğin eski Yunan miti Elesuis gibi inisiyeden inisiyeye geçen bir kabul kültü vardı. İnancın herhangi bir yazılı kaynağı yoktu. Romalı lejyon askerlerince popüler olan bu inanca çok az sıradan kişi ve aristokrattı. Kadınlar konusu net olmasa da dine giremedikleri düşünülmektedir. Mitra kültü Romalı lejyonerler için büyük bir cazibe merkeziydi. Çünkü askerler erkeklere özgü bu inancın onur, gurur ve yenilmezlik gibi değerleri onlara verdiğini düşünmekteydi. Sadakat inanç sahipleri için vazgeçilmez bir ilkeydi ve bu inanca giriş için cesaret, olgunluk, iyi davranış en önemli şartlarındandı. Avrupalı ya da Afrikalı olsun, her üye kardeşlik hukukunu güder ve güneşe tapınma bir gereklilikti. Ve yine Romalı lejyonlar sayesinde inanç doğudan Kuzey Afrika'ya, Britanya adasından Tuna kıyılarına kadar geniş bir coğrafya yayılmıştı. Mitra kültürünün gelişiminde ve dağılımında büyük katkısı olan askerler, kurdukları karargahlarında bir veya birden çok tapınak inşa ederlerdi. İnanç tapınaklarına Mitereum adı verilirdi. Bu yapılar ya doğal mağaralardı ya da mağara görünümü verilen yapılardı. Yapay mağaralara Spelunca adı verilirdi ve pencere, ışık olmamasına özen gösterilirdi. Mağaralarda Mitra'nın ikonik temsilleri resmedilirdi. Bu resimler genellikle Mitra'nın bir boğayı boğazlaması, bir yılan ve köpeğin akan kanı içmesi, bir akrebin de hayvanın testislerine saldırması şeklindeydir. Ayrıca ışığı temsilen güneş ve karanlığı temsilen ise ay betimlenir ve bunlar Kautes ve Kautopes olarak adlandırılırdı. İnanç 7 hiyerarşik bölüme ayrılırdı ki bunlar Korax, kuzgun, Sponsus, damat, Mil, asker, Leo, aslan, Perser, persli, Heliodromus, güneş yolcusu ve Pater, baba şeklindeydi. Başı da ilk dördüne tüm inananlar dahil olabilirken son üçüne sadece seçkinler dahil olabilirdi. İnanç milattan sonra 100 ve 300'lü yıllarda altın çağını yaşamıştı. Askerlerin sadakatini yükseltmesi Romalı imparatorlar tarafından özel bir yere sahip olmasını sağlamıştı. Buna rağmen milattan sonra 391 yılında İmparator 1. Theodosian tarafından tüm pagan inanç ve ibadetlerinin yasaklanmasıyla din ortadan